Hepiniz Erasmus Plus personel hareketlilikleri webinarımıza hoş geldiniz. Öncelikle ismim Cemile Tarzer. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Erasmus Kurum Koordinatörüyüm. Size bugün Erasmus personel hareketlilikleri hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Eğer sitemizden uyum.afsu.edu.tr'den ve ana sayfadan takip edebilme şansınız olduysa eğer İki farklı ilana çıktık personel hareketliliğinden. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Önce genel bilgi, sonra özel bilgi şeklinde olacak. Sonra sorularınız varsa alabilirim. Daha sonra yine kafamıza takılan bir şey olursa ofisimize beklerim her zaman ya da erasmus.afsu.edu.tr'ye yazabilirsiniz. Yüz yüze gelebilirsiniz. Hem tanışmış da oluruz detaylı bir şekilde. Öncelikle personel ders verme hareketliliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Personel ders verme hareketliliği, Türkiye'de eçe sahibi bir yüksek öğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, yani bir akademik personelin, program ülkelerinden birinde eçe sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme hareketliliğini akademik personel katılabiliyor, idari personel katılamıyor ve bundaki şartta kurumlar arası anlaşma şartı aranıyor. Bakalım şimdi personel eğitim almadan da bundan sonra bahsedeceğim. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle personel ders verme hareketliliği anlaşmasında ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Yani biz şu an için işte hibemiz birazcık da az ve Türkiye'de de genel uygulanan bir sistem var. Genellikle 5 gün eğitim alma ve ders verme faaliyetleri yapılıyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma haftanın 5 günü ne yapacaksak detaylı bir şekilde bu hareketlilik programlarında bunları dolduruyoruz. Tabii ben bu konuda bu aşamada size yardımcı oluyorum. Örnekleri de elimizde veriyorum. Birlikte de bakabiliyoruz. Ders verme için karşı üniversiteye ben bildirimde bulunuyorum. İşte bu hocamız ders vermek istiyor. Çünkü kurumlar arası anlaşmamız var. Kurumlar arası anlaşmamız kapsamında hocamız ders vermek istiyor. Ona bir kabul mektubu gönderilmesi ve akabinde de işte ders verme hareketliliği anlaşması yapılması şeklinde yazıyorum. Bu anlaşma dediğimizde klasik bir form. Örnekleri de bizde mevcut. Birlikte bakıyoruz, dolduruyoruz, karşı tarafa gönderiyoruz, imzalar atılıyor. Sonra seçilirsek, bunları başvuru aşamasında alıyoruz. Seçilirsek, sonraki süreci seçildikten sonra zaten anlatıyorum. Vize prosedürü var daha sonra zaten. Yeşil pasaportunuz ya da gri hizmet pasaportuyla personelimiz başvurabiliyor. Şimdi bakalım personel ders verme hareketleri için faaliyet süresi seyahat hariç en az ardışık 2-3 günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bu Türkiye Ulusal Ajansı'nın yüksek öğretim kurumları için sözleşme el kitabında yazan tanımlar bunlar. Ama biz şu an için 5 gün için gönderebiliyoruz. Kişi değil çok pardon. 5 iş günü olarak faaliyet genellikle uygulanıyor. Hibelerden de bahsedeceğim. Eğer mesela 10 iş günü olsaydı 5 iş günü için 8 saat ders vermesi gerekiyor akademik personelin. 10 iş günü olsaydı bununla orantılı olarak artacaktı ve 16 saat ders vermesi gerekecekti. Devam edelim. Personel ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması zorunludur. Az önce de bahsettim bundan. Ve personel ders verme hareketliliği için imzalanmış üniversite arası ikili anlaşmaları da şu şekilde sitemize yükledim. uyum.afsu.edu.tr anlaşmalar listesinden geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim personel eğitim alma hareketliliğine. Personel eğitim alma hareketliliği nedir? Türkiye'de eçe sahibi bir yüksek öğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, akademik personel de olabilir, idari personel de olabilir, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Buna akademik personelin yanı sıra idari personel de katılabiliyor. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işiyle ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Yani bir kişi işiyle ilgili alanda eğitimi alabiliyor.
tamamen işiyle ilgisiz bir alanda eğitim alamıyor. Aynı şekilde kabul mektubu ve bu sefer de training mobilist dediğimiz eğitim anlaşması yapılıyor. Yine ben bu konuda size sizlere yardımcı oluyorum. Her zaman gelebilirsiniz de örneklerini de verebilirim arkadaşlar. Sitemizde de nasıl bunu dolduracağımıza ilişkin örnekleri attım. Sitemizden de bakabilirsiniz, personel eğitim alma sekmesinde olacak. Personel hareketliliği sekmesinde olacak. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında ECE sahibi bir yüksek öğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin eğitim almak üzere ECE sahibi bir yüksek öğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Ve personel eğitim alma hareketliliğinde arkadaşlar ikili anlaşmaya gerek yoktur. Ama personel ders verme hareketliliğinde vardır. Yani özel bir işletmede bunu alabilirsiniz eğer sizin alanınızla ilgiliyse. Mesela maliyede bir idari işler personeli düşünelim. Bu şekilde özel bir şirketin maliye departmanında ne yapabilir? Eğitim alabilir. Tabii program ülkelerinden birisi olması koşuluyla. Ya da bir yükseköğretim kurumuna da elbette gidebilir. ECE sahibi bir yükseköğretim kurumuna elbette gidebilir. ECE sahibi de ECE ne demektir arkadaşlar? Erasmus yetki belgesi demektir. Yani bu ECE sahibi üniversiteler Erasmus faaliyetlerini gerçekleştirebileceğine dair Avrupa Birliği tarafından üniversitelere tahsis edilen bir belgedir. Bunu kastediyoruz ECE derken. Şimdi bakalım, eğitim almak üzere gidilecek işletme, yurt dışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri, faaliyet gösterdikleri, ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her türlü kurum, kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Yani işletme, kurum, kuruluş, program ülkesinden olsun yeterlidir ve sizi kabul etsin yeterlidir bizim için. De sizin eğitim alanınızda olmak zorunda arkadaşlar. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu da aynı şekilde personel ders verme hareketliliğinde olduğu gibi 5 gün personel eğitim alma hareketliliği için hibe veriyoruz. Bu Türkiye genelinde bu şekilde, üniversiteler hep bu şekilde uyguluyor. Bizim şu an yeni üniversite olduğumuz için bütçemiz az ama bütçesi çok olan üniversiteler de genelde bu şekilde uyguluyor. Çünkü daha fazla personel göndermek istiyorlar. Ulusal ajansla yapılan sözleşmeye göre işte şu kadar personel gönderilecek, şu kadar öğrenci gönderilecek diye o sayılar bize önceden belirtiliyor. Ona göre bunu uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Personel eğitim alma hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma şartı aranmamaktadır. Söyledim bunu daha önceden de. Personel eğitim alma hareketliliğinde ikili anlaşma şartı aranmıyor ancak personel ders verme hareketliliğinde ikili anlaşma şartı kesin. Yani bizim anlaşma yapabildiğimiz üniversitelerle personel ders verme hareketliliği gerçekleştirebiliriz. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç olmak üzere en az ardışık 2-3 günü ve en fazla 2 ay olarak yine belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi hareketlilik için 5 iş günü faaliyet olarak uygulamaktadır. Tabii seyahat süreci hariç olmak üzere. Şimdi bakalım. Personel ders verme hareketliliğinde ve eğitim alma hareketliliğinde katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süreyle faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcı herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Şimdi başvurular şu kritere göre değerlendiriliyor. Ben bunu değerlendirme sonuçlarını daha sonra siteden çalışma takvimi kapsamında, yani orada yazan tarihler kapsamında da ilan ediyorum. Şimdi şu şekilde kriterlerimiz görebiliyor musunuz tam bilemiyorum ama ben bunu verdiğim ilanda uyum.asu.eli.tr'de kriterlerimiz şu şekilde diye açıklamıştım. İlk hareketlilikte arkadaşlar ödüllendiriliyor, yani puanlanıyor daha doğrusu, öncelik veriliyor, bu şekilde söyleyeyim. Belki tablo şu an için tam görünmüyor olabilir ya da daha küçük puntolar kaçmış olabilir çünkü büyük bir tabloydu. Ama sitemizde daha detaylı, daha geniş inceleyebilirsiniz. Ben şuradan kriterlerimizi, önemli hususları yine de vurgulayalım. İşte
İşte programdan ilk kez yararlanıyor olmak önceliklendiriliyor. Artı 10 puan. Bunlar tabii ki bu kriterleri yönetim kurulu kararıyla aldık ama yüksek öğretim kurumları için el kitabına ait kriterlere bakarak bunları aldık. Mevcut yılda bir yıl önceki mevcut yılda daha önce programdan faydalanmış olanlar yılına göre puan kaybediliyor. Mesela daha önceden hareketlilikten faydalanan bir personelimiz bu yıl tekrar katılmak istediğinde üzerinden bir yıl geçmişse ya da hiç geçmemişse mevcut yıl içerisinde ikinci hareketliliğe başvuruyorsa eksi 10 puan kırılıyor. 2 yıl önce programdan yararlanıyorsa eksi 7, 3 yıl önce yararlanıyorsa eksi 5, 4 yıl önce eksi 3 falan gibi kriterleri verdik. Erasmus koordinatörlüğü görevi yani şu şekilde birim ya da bizim fakülte koordinatörlerimiz var. Onlar da bize yardımcı oluyorlar bu tarz çalışmalarda. Onlara artı 5 ya da hareketlilik gerçekleşen bir birimdeyse artı 5, hareketlilik gerçekleşmeyen bir birimden başvuru yapıyorsa artı 2 puan şeklinde önceliklendiriliyor. Yaman dil puanı bunun için üniversitemizde bir baraj koymadık. Bazı üniversiteler koyuyor ama biz bu şekilde kullanmadık. Yaman dil puanımız varsa ve geçerli de kabul ediliyorsa yani son 5 yılda aldığınız mevcut güncel puanınız varsa elinizde arkadaşlar bunun da %20'sini alıyoruz. Eğer puanınız yoksa ve vermiyorsunuz bunu 0 olarak kabul ediyoruz. Engelli personelimiz varsa lütfen belirsin bu belgeyi bize sunsun. O zaman artı 10 puan vererek önceliklendiriyoruz. Gazi personel, şehit ve gazi eş ve çocuğu personelse eğer bizi bilgilendirmek ve belgelendirirse bu durumu onlara da artı 10 puan veriyoruz. Onun haricinde işte ders verme ve eğitim almada bazı ünvanlar var. İşte prof, doçentlik, doktor öğretim üyesi olma. Bunlar ders vermede artı 5 puan alabiliyorlar. Zaten akademik personel gidebiliyordu. Doktor öğretim üyesi eğer personel eğitimine başvuracaksa ona oradan artı 2 puan veriyoruz. Öğretim görevlisi ders verme ders verebilen kadroda bulunuyorsa artı 2. Eğer personel eğitimi ve ders verme hareketliğine katılacaksa artı 2. Eğer personel eğitimine katılacaksa da artı 5 puan veriliyor. İdari personel eğitiminde önceliklendiriliyor ve artı 9 puan veriliyor kendisine. Çünkü kendisi zaten ders verme faaliyetine katılamıyor. Yeni katılım bunlar önceliklendiriliyor. Daha önce personel hareketliğine dahil olmayan bölüm ya da birimden başvuru yapılıyorsa, yani ilk defa o birimden başvuru yapılıyorsa artı 5 puan alınıyor. Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştiriliyorsa yine artı 5 alınıyor, artı 5 puan. Eğer bizimle yeni anlaşma yapılmasına o kişi yardımcı olmuşsa, tabii bunu da belgesinin ekine koyuyoruz ama o arkadaşlarımıza da artı 3 ila artı 5 puan projenin türüne göre puan veriyoruz. Bunu da kriterlerde açıkça gözüküyor. Ders verme bir önceki akademik yılda Erasmus kapsamında gelen öğrencilere İngilizce ders veren öğretim elemanı ise artı 5 puan. Son 2 yıl içinde bir AB projesinde yürütücü veya koordinatör olarak yer almış ise yani nasıl projeler? K2 projeleri olabilir. Bu tarz akademik personelimize artı 5 puan veriliyor. Kanunda belirtilen mecbur sebepler haricinde hareketlilikten vazgeçtiyse yani kendisi kazandı ve sonra da ben gitmeyeceğim dediyse ve mücbir bir sebep değilse bu elbette ve bu mücbir sebepler de kanunda belirtilen durumlarda ortaya çıkıyor. O zaman da bunların haricinde bir sebepse eksi 10 puan da kırılıyor arkadaşlar. Tabii ilandan sonra akademik görevde ya da bir değişiklik olursa bunlar ya da herhangi bir görev değişikliği olursa bunlar başvuru yapılan kadroya göre hesapladığımız için sonradan bir değişikliğe gidilmesi de mümkün olmuyor. Şimdi arkadaşlar üniversitemiz birimlerine bu çağrıda ayrılan kontenjanlar aşağıdaki gibidir. İki projeden bahsetmiştim. İki ayrı projeden hareketliliğe çıktık. Şimdi az önce söylediğim gibi personel ders verme hareketliliği kontenjanı üniversitemizdeki tüm akademik birimlere yönelik olup tüm akademik personelin başvurularına açıktır.
Personel eğitim alma hareketleri ise üniversitemizdeki tüm idari ve akademik birimlere yönelik olup bütün akademik ve idari personelin başvurularına açıktır. Şimdi iki tane ilana çıktık demiştim. 2019 projesi aslında bu projede ben 2020'de göreve başladım ama ben göreve başlamadan önce personel hareketliliği ilanına benden önceki koordinatör hocamız tarafından çıkılmış ve iki arkadaşımız da tayin edilmiş. Ancak araya pandemi süreci girdiği için hareketlilikler durduruldu YÖK'ün emriyle, YÖK'ün bildirisiyle. O süreçte askıya alındı. Onlar daha sonra hareketliliklerini bir arkadaşımız gerçekleştirdi, bir arkadaşımız gerçekleştirmedi ama o hareketlilikte hem ders verme hem eğitim alma ilanına çıkılmış. Sadece eğitim alma alanında başvuru yapılmış. İki personelimiz bu şekilde hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmışlar. Ders verme alanına ise başvuru olmamış. Biz daha sonra 2020 işte pandemi süreci biraz daha yumuşayınca tüm üniversitelerde ilana çıktığı zamanlarda biz de bir ek ilana çıktık yine 2019 projesinden öğrenci için çıktık. Öğrenci için önce staj hareketliliğine çıktık. Öğrenim hareketliliğinde üniversiteler kabul etmiyordu yönetim kurulu kararıyla. Daha sonra personel hareketliliğindeki kalan kontenjanı tekrar değerlendirmek istedik. Ve şimdi de onun için personel hareketliliği ek ilanı çıktık. Yani bu bizim personel hareketliliği ile ilgili bu projeden çıktığımız ikinci ilanımız ve daha önce personel ders verme hareketliliğine kimse başvuruda bulunmadığı için önceliği personel ders verme hareketliliğine verdik ilan şartlarında. Ve eğer personel ders verme hareketliliğine yine başvuru olmazsa eğitim alma hareketliliğine bu kontenjanımızı aktaracağız dedik. Yani şu an iki tane çıktık ama neden iki tane çıktığımızı da anlatayım. Biz bunu tahmini olarak çıkıyoruz. Birazdan göreceğiz. Belli program ülkeleri var. Birinci grup ülkeler, ikinci grup ülkeler, üçüncü grup ülkeler. Biz bilemiyoruz ki personelimiz hangi ülkeye gidecek. Yani bunu bilemiyoruz. İlana çıkıyoruz. Başvurular daha sonra yapılıyor. Biz bunları genelde birinci grup ülkeye göre, yani en yüksek hibeli ülkelere göre hesaplıyoruz. En az iki kişi gönderebiliriz ama eğer üçüncü grup ülkeler seçilirse üç kişi de gönderebiliriz. Yani o yüzden bu kontenjanlar tahminidir. Biz en az gönderebileceğimiz şekilde hesaplıyoruz ama daha fazla personel de seçilen ülkeye göre olabileceğinden, gönderebileceğimizden değişiklik gösterebiliyor. Yani bunlar tahmini kontenjan, o şekilde söyleyeyim. Bir de ikinci ilanımız var. Bu da 2020 projesi, Startup Konsorsiyum projesi. Bu kapsamda da bu özel bir proje. Bunu biz belli üniversitelerle, işte Uşak Üniversitesi ile, Konya Teknik Üniversitesi ile vesaire yaptık. Bir katılımcımız daha var. Evet. Belli üniversitelerle yaptık. Birlikte yaptık. Daha fazla personel ve öğrenci gönderebilmek için. Bu neticede de daha önce bir ilanla çıktık. Personel ders vermeye de çıktık. Eğitim almaya da çıktık. Ama bu özel bir projeydi. Şartları çok öncesinden oluşturulmuş, ulusal ajansa sunulmuş projeydi. Yani buradaki bu projenin tematik odağı şuydu. Eğitim alma faaliyetinde uluslararası ilişkiler personelini ve strateji daire başkanlığı personelini aktive etmekte. Bu 7 yıllık bir proje. Sonraki aşamasında da henüz katılmadık ama daha önce hani bize bildirilen öğrenci işlerindeki personeli aktive etmek de varmış bunların amaçları arasında. Yani eğitim alma sadece bunlara açıktı ama buna rağmen sadece bir kişi uluslararası ilişkilerden başvurabildi. Yani şeyden katılımı olmadı, strateji, daire başkanlığı, personelinden bu projeye katılımı olmadı. O yüzden elimizde kontenjan arttı ve ders vermeye aktarmak durumunda kaldık bunu. O yüzden sadece ders verme olarak çıktık. Eğitim alma için çıkacak olsaydı da zaten dediğim gibi tematik odağa gereği projenin özel bir projeydi bu. Tüm akademik birimlerinin başvurularına açıktır. Burada da 3 kişi ders verme kontenjanı ayırdık tahmini olarak. Buna idari personelimiz maalesef ikinci ilanımıza başvuru yapamıyor. Çünkü ders verme hareketliliğine açık sadece. Hocam soru sorabilir miyim?
Şöyle yapalım mı? Ben bitirdikten sonra tüm Tamam. sorularınızı alsam olur mu Olur, acaba? olur hocam. Çok teşekkür ediyorum. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek de hibesiz faaliyetten yararlanabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılması için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Genelde personelimizden böyle bir soru yok ama bazen öğrenciler geliyor işte hocam biz hibesiz yararlanmak istiyoruz o zaman hemen şimdi gidebiliyor muyuz? İşte hemen şimdi dedim gidemiyorsunuz. İlanımıza başvurumuzu yapıyorsunuz ve tüm seçim sürecine dahil oluyorsunuz. Daha sonra gidebiliyorsunuz şeklinde seçilirsiniz gidebiliyorsunuz şeklinde yanıtlıyorum. Yani personelde de aynı durum geçerli. Tabii hibesiz gitmek isteyen personel henüz olmadı. Şimdi ülke gruplarından bahsetmiştim. Bunlar günlük hibe miktarlarımız. Bunları da 3 program ülkesine ayrılmış 2020 Sözleşme El Kitabı'na göre. 2021 Sözleşme El Kitabı'nda mesela Birleşik Krallık olmayacak çünkü Avrupa Birliği üyeliği bitti. Her kitapçık için değişebilme durumu olduğu için ben her proje için ayrı ayrı bunları yayınlıyorum. Günlük hibe 153 avro, euro üzerinden veriliyor. Bunu 5 günlük faaliyet için 5 ile çarpıyoruz. Artı bir de tabii ki seyahat giderleri için seyahat hibesi de veriliyor. Hareketliliği gerçekleştireceğimiz ülkenin karantina ve benzeri uygulamalar hakkında ilgili mercilerden bilgi alınız. Karantinadan doğacak masraflarımız birimimiz tarafından şu an karşılanmayacaktır. Dediğim gibi bizim hibemiz, bütçemiz yeni üniversite olduğumuz için az. Bu şekilde henüz karşılayamıyoruz bu tarz masrafları. O yüzden bu ülkeleri seçmeden önce özellikle eğitim alma hareketliliği için söylüyorum. Çünkü dersler hareketliliği için zaten ülkemiz seçilmiş. Bir bakalım karantina şartlarına, konsolosluk sitelerini takip ederim arkadaşlar. Faydamız olacaktır diye düşünüyorum. Bazıları bir hafta karantinada kalacaksınız, sonra gideceksiniz diyor. İşte ona göre görevlendirmeler biliyorsunuz rektörlük oluruyla yazılıyor. Ona göre görevlendirmelerimiz yazılıyor, ona göre hibemiz ödeniyor. Yani karantinayı daha az tutan ya da hiç tutmayan ülkeleri tercih ederseniz sizin için maddi açıdan da daha rahatlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programının yürütülmesinden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu'nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Bunun adı Distance Calculator. Linkini de ben ilanımıza da atmıştım. Şimdi şu şekilde yapıyoruz buradan Distance Calculator'a ulaştığımız zaman. Şurada link olacak. Şu Distance Calculator. Sitemizde de var, ilanımızda da var bu arkadaşlar. Buraya bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bir de gideceğimiz şehirlerden hesaplıyoruz. Mesela ben nereye gidiyorum? Paris'e gidiyorum. Ben bunu Türkiye ile Fransa olarak yazmıyorum Distance Calculator'a. Afyon'la Paris arasını yazıyorum. Hatta ben birkaç kez kontrol ediyorum. Bazen gideceğiniz üniversiteye kadar yazıyorum ama çok da tabii iyi fark eden bir şey olmuyor. Neden olmuyor? Şu şekilde kilometre değerine göre bu hesaplama yapılıyor. 10 ile 99 kilometre arasına 20 euro. İşte 100 ile 499 kilometre arasında 180 euro. 500 ile 1999 kilometre arasında 275 euro ya da avro. Bu şekilde veriliyor. Oradan Distance Calculator'dan hesaplıyoruz. Kaç kilometre tutuyor Afyon'dan Paris mesela? Atıyorum 4000 ile 7999 ya da 3000 ile 3999 mesafe tuttuysa 530. Muhtemelen de 2000 ile 2999 kilometre arası tutacaktır diye tahmin ediyorum. Emin de değilim tabii. Bir de arkadaşlar bu hibeleri iki taksitte ödüyoruz. Çünkü bu şekilde öneriliyor. Erasmus Plus kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi iki taksitte ödeniyor. İlk ödeme %70 tutarında, sonraki ödeme, kalan ödeme %30 tutarında. Elimizden geldiğince çabuk ödemeye çalışıyoruz. Tüm bu süreç kabul mektubu ve training ya da teaching mobility belgesi ya da anlaşması bize ulaştıktan sonra
Siz tabii vize prosedürlerinizi ya da vizesiz de olabiliyor yeşil pasaportta. İşte istenilen prosedürleri kendiniz getiriyorsunuz ama buradan yapılacak olan işlemler rektörlükten görevlendirme oluru alınıyor. Bunun için de herkes bağlı bulunduğu birim personel daire işlerine gönderiyor bu talebini personelin. Ondan sonra personel daire işleri de bunu ne yapıyor? Daire işleri başkanlığı da rektörlük oluruna sunuyor vesaire. Bunları detaylı olarak yine görüşürüz arkadaşlar daha sonra. Rektörlük olurunu aldıktan sonra hibe sözleşmesini yapabiliyoruz. Bunun öncesinde maalesef yapmamız mümkün değil. O yüzden gidecekseniz hani bu oluru da seçildikten sonra hemen alabilirseniz hibe sözleşmemizi hemen hesaplarız, imzalarız sizinle birlikte. Daha sonra gereken prosedürü, para yatırma işlemini de yaparız. Gitmeden önce elinizde para olmuş olur. Bazen bazı arkadaşlar çok geciktirebiliyor bu durumu. Yani gitmesine son birkaç gün kala yapıyorlar. O zaman bilet parasını kendileri de karşılamak durumunda kalıyorlar. Ama biraz daha erken tarihte bunları halledebilirsek sizin için de daha iyi olacaktır arkadaşlar. Davet mektubu aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hangisi için bu? Personel eğitim alma hareketliliği için. Tabii personel ders verme hareketliliği için de biz davet mektubu, invitation letter ya da acceptance letter, kabul mektubu da diyoruz buna. İstiyoruz ama işte ders verme hareketliğinde öncesinde biz mail atıyoruz. Bu personelimiz başvuracaktır diye. Kabul mektubunu biz talep ediyoruz. Daha sonraki prosedür için de size yönlendiriyoruz. Karşı kurum Erasmus koordinatörünü ve tabii biz de kontakta kalıyoruz. Her zaman her türlü problem için yardımcı oluyoruz. O belgeyi doldurmanıza da yine yardımcı oluyoruz. Söylediğim gibi önceden. Ve diğer istediğimiz belge teaching program, ders verme hareketliliği için, training program da personel eğitim alma hareketliliği için yapılacak. Bunları gün bazında gün gün hangi faaliyeti yapacaksak bunları belirtiyoruz. Bunlar imzalı ve mühürlü olmak zorunda. Boş formlarda bizim web sayfamızdan dedik ve şeye bıraktık bunu. İlanımızı duyurduğumuz sayfaya boş formlarımızı da bıraktık. Oraya tıklayarak indirebilirsiniz. Teaching program, training program ve başvuru formumuzu. Başvuru formu şimdi bahsetmiştim. Bu da yine bizim ilanımızı çıktığımız duyuru sayfamızda uyum.aps.ed.tr'de mevcut. Bunu da imzalı olarak ileteceğiz. Burada puanımızı bu kriterlere göre de birlikte hesaplıyoruz. O şekilde teslim ediyoruz. Yani herkes başvurmadan aslında kaç puan olacağını bilmiş oluyor ve görmüş oluyor. Yabancı dil belgesi. Bu varsa arkadaşlar güncel, yani güncel dediğim işte son 5 yıla ait olmak şartıyla YÖK denkliği bulunan sınavlara ait işte YÖK değildir, TOEFL'dır, ondan sonra YDS'dir vesaire, bu tarz yabancı sınav belgeleri PTE'dir. Verilirse onların da %20'sini alarak puanlamayı oluşturuyoruz. Belgesi olmayan personelin yabancı dil puanı 0 olarak kabul ediliyor. Belli bir barajımız yok, belli bir baraj henüz uygulamıyoruz. Varsa engel durumu veya şehit yakını, gazi yakını veya gazi yakını gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge. Onu da iletiyoruz arkadaşlar. Puanlamada öncelik tanımıyoruz bunlara. Belgelerini eklemeyen başvuru sahipleri tabii ki değerlendirme dışı tutulacaktır. İşte bunu belgeleyemezsek mesela tabii ki bu değerlendirme kapsamında yani öncelikli puanı alamıyor. Artı 10 puanı mesela alamıyor. İki projemizin de arkadaşlar çalışma takvimi birbirinden farklı. 2019-2022 proje dönemimizin çalışma takvimi şu şekilde. Bunu 9 Kasım 10 Aralık olacak şekilde karar aldık. Bu şekilde başvurularımız 9 Kasım'la 10 Aralık'ta başlıyor. Bunun öncesinde bir ön duyurusunu yaptık zaten 18 Ekim'den beri ilanımız mevcut. İşte 4 Kasım'da bugün de webinarımızı yapıyoruz. Daha sonra 16 Aralık'ta biz asil ve yedek listemizi oluşturuyoruz. Ve hak kazanan personelimizi uyum.avsi.ed.tr'den duyuruyoruz. 17-21 Aralık'ta olası itirazlar varsa yazılı olarak itirazda bulunabilirsiniz. Ya da ben hareketlilikten vazgeçtim diyebilirsiniz. Bu feragat dilekçesi diyoruz biz buna. Bu feragat dilekçesini veren personel zaten bir dahaki sefere puan kırmıyoruz. Çünkü vaktinde bildirdiği için. Sonra yedek personelimize sıra geliyor.
Ve arkadaşlar bu projemizin bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olduğu için bu tarihe, bu sürece kadar bu hareketliliklerimizin de tamamlanması gerekiyor. Kabul mektubumuzu buna göre alalım arkadaşlar. Kabul mektubu alırken de mesela Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma özellikle eğitim alma hareketinde bulunacak personel için söylüyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi şeklinde de alabilirsiniz. Ama bazı üniversiteler vermek istemeyebilir. O zaman Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma şeklinde de alabilirsiniz. Personel ders verme hareketinde bulunacak arkadaşlar da konsorsiyum projesinden eğer başvuracaklarsa direkt Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma şeklinde alabilirler. Şimdi personel ders verme ve eğitim alma hareketi çalışma takvimi şu şekilde. Personel hareketliliği için işte webinarımızı düzenliyoruz. 18 Ekim'de bunu da yayınladık. 9 Kasım, 10 Aralık bunun da başvurma süresi. Bakıyorum. Tamam, şimdi tekrar döndüm. Başvurma süresi aynı imiş. Diğer 4 tane ilana birden çıkınca böyle kafa karışıklığı olabiliyor. Başvurma süresi ikisinde aynıymış arkadaşlar. Diğer iki öğrenci hareketinin başvurma süreleri birbirinden farklı. 16 Aralık'ta da asil ve yedek listemizi oluşturuyoruz. 17-21 Aralık'ta yine olası itirazları değerlendiriyoruz. Ancak bu projemizin bitiş tarihi 31 Mayıs 2023, konsorsiyum projemizden bahsediyorum. Bu hareketlilikler bu tarihe kadar bitirilmiş olması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Şimdi sorularımız varsa lütfen onları alalım. Hem de tanışmış oluruz diğer arkadaşlarla da. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Hamide Nur ben. Sağlık Evet Bilimleri hocam. Fakültesinden teşekkür ediyorum detaylı bilgilendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi konsorsiyum projesine başvuran kişi K103'e de başvurabiliyor mu diğerine? Elbette ders verme hareketliliği için başvurmak istiyorsanız diğerine de başvurabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı ya da şu an için bir engel gözükmüyor. Peki hocam ikisinin arasındaki fark ne? Hani aslında anladım siz başta bahsettiğinizi. O sizin bir proje tabanlı, startup'tan başlattığınız bir uygulama. Bizim burada bir farklılık arz ediyor mu K103'ten? K103'ten içerik olarak hiçbir farkı yok. Biz bu konsorsiyumu imzalarken işte yeni üniversite olduğumuz için biraz kontenjanları ve hibeyi az veriyorlardı. Ama bu konsorsiyum projelerine katıldığımız zaman birazcık daha hibe alabiliyorduk ve biraz daha personel ve öğrenci gönderebiliyorduk. İnşallah konsorsiyumlarımızın sayılarını da artırmayı planlıyoruz ileriki zamanlarda. Şu an bir tane konsorsiyum projemiz var, 7 yıl için sürüyor o da. Bunların farkı şu şekilde, tek nüans. Diğerinde konsorsiyum projesi olduğu için mesela 5 günlük hibe veriyoruz 2019 projesinde, artı 2 yol olarak da bunu destekliyoruz ve artı mesafe bandından ücret veriyoruz. Ancak bu sefer de bu faaliyet, yani pazar günü oraya gitmek zorundasınız, pazartesi başlayacağınız için faaliyete. Cumartesi günü de dönmek durumundasınız. Yani pazartesi, cuma günü dönemezsiniz. Ama konsorsiyum projesinde cuma günü faaliyetinizi tamamladıktan sonra dönebilirsiniz. Yani diğerinde gideceğiniz, ikamet edeceğiniz süre faaliyet süresinden farklı olmak zorunda. Ama bunda öyle bir zorunluluk yok. Çünkü konsorsiyum projesinde bu şekilde hibelendirme, bu şekilde yapılacak. Bunun koordinatörü de şu an için Uşak Üniversitesi. Uşak Üniversitesi'nin aldığı karar bu şekilde. Ben cuma günü işim bitti döneyim diyorsanız cuma günü konsorsiyum projesinde dönebilirsiniz mesela. Farklı Cumartesi olsun. olmaz ya da birkaç gün daha kalayım olmuyor o zaman Hayır, konsorsiyumda. kalabilirsiniz yani şu şekilde ama şöyle söyleyeyim. Şeyde 2019 projesinde cumartesi günü buraya gelmek zorundasınız. Cuma günü gelemezsiniz. Yani bir gün önce gelemezsiniz.
Yani Anladım. faaliyetinizi bitirdiği gün gelemezse, çünkü onun hibelendirmesi o şekilde yapılıyor. O cumartesi günü için de hibe verildiği için mesela cumartesi günü dönebilirsiniz. Ama diğerinde istediğiniz kadar elbette kalabilirsiniz. Diğer projeye katılan da kalabilir. Yani şöyle söyleyeyim, pazar günü de dönebilir, fark etmez. O güne hibe almaz, cebinden verebilir. Yani ben kendim burada kalmak istiyorum da diyebilir. Pazar günü de geçirebilir. Ama öteki arkadaş istiyorsa cuma günü çok rahat dönebiliyorken, 2019 projesindeki cuma günü dönemiyor. Çünkü yol ücretleri ayrı olduğu için ona göre hesaplanıyor. Yani birisinde cumartesiden sonra dönebiliyor. Ötekinde de ne yapabiliyor? İşte cuma günü dönebiliyor. Direkt bitirdiği zaman. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun cevabınız için. Rica ederim. Ama istese, kalmak istiyorsa onda da kalır. Yani ben pazar günü de burada geçireceğim diyorsa tabii ki kalır. Ama ötekinde erken dönmesi durumunda o sorun teşkil ediyor biraz. Durum. Genelde şey oluyor ya hocam, hani süreci bitiriyoruz. Zaten yoğun bir program geçiyor. Arkasından birkaç günde orada kalmak da görmek istiyorsunuz illaki orayı. Harcayacağı Kalabilirsiniz. istemiyorsunuz tabii ki. Cebinizden vermek istiyorsunuz Tabii ama tabii o süre kalabilirsiniz. hakkınız varsa bir Tabii sıkıntı tabii olmuyor. var. Kalabilirsiniz. O şekilde kalabilirsiniz ama bazen insanlar kalmak istemeyebiliyor. Ben cuma günü bitirip döneceğim demek isteyenler olabiliyor. Hafta sonunu Türkiye'de geçireceğim demek isteyenler olabiliyor. Bu şekilde düşüncesi olan varsa, personel ders verme hareketliğinden, öteki konsorsiyum projesini o zaman tavsiye ediyorum. İstediği zaman dönebilir. Yani kalabilir istiyorsa, tabii kendi tercihi, ama istediği zaman dönme hakkı var. Ötekinde bir gün, yani cumartesi den önce dönemez. Yani hibesinde kesintiye gidilir o zaman. Tabii pazar gelmek istiyorsa o da pazar gelebilir. Yine kendi tercihinde kişinin. Çok teşekkür ederim hocam, İnşallah ağzınıza sağlık. açıklayabilmişimdir. Evet, evet hocam, net oldu gayet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka arkadaşlar sorusu olan varsa alayım. Sadece burada değil, sonra kapınıza takılırsa ofisimizde de bekleriz. Çay kahve içeriz. Hem de konuşmuş oluruz, tanışmış da oluruz. Sesim geliyor mu acaba? Evet Hasan Bey, buyurun. Alo, sesim geliyor mu acaba? Geliyor geliyor, sesiniz Hocam geliyor. merhaba, Cemil hocam. Ağzınıza Merhaba. sağlık, çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici bir sunum oldu. Ben tıp Evet. fakültesinden, tıp tarihi ve etik anabilim dalından Hasan Erbay. Evet. Ben iş Hocam, takvimi görevinizi merak tam etmiştim. duyamadım, özür diliyorum. Ben tıp fakültesinden Evet. Hasan Erbay. Evet hocam. Takvimi merak etmiştim. En sonunda onu da çok ayrıntılı bir şekilde anlattınız. Ben teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Uygun bir zamanda sizi de inşallah bir ziyaret edeceğim. Aklımda birkaç proje vardı. Bu bilgilendirme için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Rica ederim hocam. Beklerim her zaman. Rektörlük ikinci kattayız. Evrak kaydının olduğu koridorda. Öyle söylersem herhalde daha net anlaşılıyor. Hayır, tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim hocam. Arkadaşlar, başka sorusu olan, kafasına takılan herhangi bir şey? Merhaba hocam, teşekkür ederim tekrardan sunum için. Ben uzaktan eğitimden Fırat. Hocam Evet. benim kafama takılan birkaç bir şey var. Tabii. Şimdi bu şeyde uzaktan eğitimden bir programdan mı yararlanmam gerekiyor benim, sadece ondan mı yararlanabiliyorum? Çünkü şöyle bir şey var, uzaktan eğitimde olmama rağmen ağırlıklı olarak tasarım üzerine ve işte bu sağlık materyalleri geliştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz burada. Çünkü uzaktan eğitim ve araştırma müdürlüğü olarak geçiyoruz. Bir araştırma yanımız da var. Ben bu araştırmaya bağlı olarak da kendim bu tasarım alanında herhangi bir üniversiteyle veya herhangi özel bir kurumla iletişime geçtikten sonra bir acceptance letter aldıktan sonra gitmeye ihtimalim olur mu? Bir program yaratıyor mu bu? Tasarım derken uzaktan eğitim materyali tasarımı gibi mi mesela? Şöyle şeyler yapıyoruz. Online eğitim uygulamalı tasarımları yapılabiliyor. Biz şu anda çalıştığımız projeler var. Şu anda yaptığımız mesela tıp fakültesinde işte Tolga Hoca'yla ve rektör hocanın kendi projesi var. Bir kalp modelleme üzerine bir çalışma yapıyoruz şu anda. Bu yani bu buradaki eğitim materyalinin tasarlanması durumu var burada. Tamam, olabilir elbette. Yani kendi çalıştığınız alanla ilgili Evet, olacak evet. neticede.
Evet. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Yani bunda şöyle bir durum olabiliyor. Bu alan kendi özelinde de gelişmiş bir alan. Yani sadece işte mesela 3D modelleme olarak gelişmiş olabiliyor. Veya işte online öğrenmenin dışına çıkıp sadece bunun üzerine uzmanlaşmış bölümler var. Hani bu uzaktan eğitimin altında bulunmayabiliyor birçok yerde. Bu sıkıntı yaratır mı? Onu merak ettim. Şöyle yaparız Fırat Bey. Ben bazı böyle özel konuları direkt ulusal ajansa yazıyorum. Diyorum ki bir personelimiz şu birimde çalışmaktadır. Şu şekilde gidebilir mi? Ya da bazen hocalarımız diyor ki ben şu fakültede görevliyim. Ama benim alanım ortak, yani şu fakülteyle de ortak bir alanım var. Ben bu fakülteden gidebilir miyim? Eğitim almada çok bir sıkıntı olmuyor. Tabii de ders vermede biraz sıkıntı olabilir diye görüş alıyoruz en azından. Yani uygun mudur, değil midir diye. Eğer dediğiniz gibi bu şekilde uzaktan eğitim kapsamına falan çıkıyorsak bir görüş alırız. Direkt bir mail işimizi çözer bizim. O görüşe göre de hareket edebiliriz ama sizin çalıştığınız alansa diğer üniversitelerin o şekilde uzaktan eğitim alanında bulunmuyorsa çok bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Yani illa o çatı altında olacak diye de bir kaide yok. Çünkü her üniversitenin departmanı, bölümü, programı farklı olabiliyor. Çok düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Ama yine de bir görüş alabiliriz, sorabiliriz. Bir ofisimize geldiğiniz zaman sizden daha net bilgi alıp birlikte mail atabiliriz. Tamam hocam, daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz o zaman. Onu ben sizin yanınıza uğrarım müsait olduğunuz bir vakitte. Tabii ki, tabii ki. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan arkadaşım varsa alayım. Yoksa son verelim burada webinarımıza. Yine daha sonra aklınıza takılan olursa dediğim gibi ofisimize bekleriz. Vaktiniz olmazsa erasmus@afsu.edu.tr atabilirsiniz ya da benim kendi adresim cebine.terzer@afsu.edu.tr atabilirsiniz arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Herkese iyi günler. İyi günler arkadaşlar. İyi günler, pazar herkese.